Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz kapitalizm ve 19. yüzyıl gelenekleriyle 21. yüzyılda yaşam sürmek ve bu yaşamı sürerken gençlere, çocuklara 19. yüzyıl geleneklerini ve mentalitesini aşılamaya, empoze etmeye çalışmak. Ben üniversite mezunu bir insanım. Cambridge'den mezun oldum. Kriminoloji bölümü mezunuyum. Ama gelin görün ki mesleğimle ilgili hiçbir şey yapmadım. Çünkü ben çalışan bir insan olmayı hayatım boyunca hep reddetmiş bir insanım. Yani hiçbir zaman başkasına çalışan bir insan olmak istemedim. Hiçbir zaman başkasının fikirlerini hayata geçirmek için kullanılan bir eleman olmak istemedim. Çünkü çalışan olmak bu. Bu zaten direkt düz bir kapitalizm mantığı. Dolayısıyla ben kapitalizmin o boyutuna, o noktasına inmek istemedim. Her zaman kendi işimi yapmak istedim. Her zaman kendim bir şeyler üretmek istedim. Bu gerek sanatta olsun, gerek ticarette olsun. Hep kendi istediğimi, kendi ürettiğim şeyi, kendi hayallerim doğrultusunda adımlar atmak istedim hayatta. Şimdi 19. yüzyıl mentalitesi ve 19. yüzyıl gelenekleri bize ne gösteriyor? Üniversiteye git, askerliğini bitir, evlen, çocuk yap, iyi bir maaşın olsun, düzgün bir anne ol, düzgün bir baba ol, çocuklarına düzgün bir baba ol, işte anne ol, hayat böyle geçsin gitsin. Ama 21. yüzyılda maalesef bu mentalite ve bu sistem artık çalışmıyor. 19. yüzyıl gelenekleriyle gençleri etkilemeye çalışan, gençlere bunu empoze etmeye çalışan, gençlere 19. yüzyıl geleneklerini aşılamaya çalışan çok büyük bir kesim var hala. Maalesef anneler, babalar, dedeler, nineler. Ve görüyorum ki gençler, özellikle 18-22-23 yaş arasındaki gençler artık bunlara kulak asmıyor, bunlara aldırış etmiyor ve gençler artık kapitalizme karşı ayakta durmaya, dik durmaya ve kapitalizmin oyunlarına yavaş yavaş karşı gelmeye başladı. Bu da benim aslında hoşuma giden bir şey. Çünkü üniversite okumak size bir şey vermiyor arkadaşlar. Üniversite okuyan bir insanın bugün yapabileceği yegane şey, başkasının fikirlerinin hayata geçebilmesi için onun takımında bir parça olmak. Onun takımında bir sayı olmak. Onun takımında bir eleman olmak. Yani üniversite mezunu olmak size başka bir şey sağlamıyor. Maaş veriyor size işte. Üniversite mezunu olduğunuz zaman, iyi bir üniversiteden, iyi bir bölümden mezun olduğunuz zaman, birkaç dil konuşabildiğiniz zaman iyi bir maaş alıyorsunuz ve maaşlı bir çalışan oluyorsunuz. Ha, bazı insanlar dünyaya maaşlı çalışan olabilmek için gelebilir. Bu gayet normal bir şey, bu gayet doğal bir şey. Bazı insanların özünde bu vardır. Bazı insanlar bununla hayata gelir. Ama bazı insanlar da bu hayata üretmek için, kendi istediğini hayata geçirebilmek için geliyor. 18-22-23 yaş arasındaki gençler kendi özgürlüklerinin peşinden gidiyor. Yani gençler için şu an önemli olan birinci şey özgürlükleri. Yani özgür olmadığı zaman, bir genç özgür olmadığı zaman mutlu olamıyor. Ya TikTok üzerinden, ya TikTok'tan, ya YouTube'dan, ya Instagram'dan, işte sosyal medyanın bize sunmuş olduğu imkanlar doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendi hayallerini hayata geçirmeye çalışıyor. Kendi bir şeyler yapmak istiyor ve ben bunu gerçekten destekliyorum. Çünkü kapitalizm ve 19. yüzyıl gelenekleri bize artık bu dünyada, bu çağda zarar veriyor. Nasıl zarar veriyor ben size söyleyeyim. Birincisi, üniversite okumak. Üniversite okumak artık size hiçbir şey katmıyor. Sıradan bir çalışan olmanız, olabilmeniz dışında, maaşlı bir çalışan olabilmeniz dışında üniversite okumak, üniversite bitirmek, master yapmak, doktora yapmak artık size bir şey vermiyor. Bu hayatta sizin bir şeyler başardığınızı göstermiyor. Üniversite okumak artık bir kıstas değil. Master yapmak, PhD yapmak bunlar artık kıstas değil arkadaşlar. Dünyada özellikle bu çağda artık önemli olan tek bir şey var. Hayaliniz nedir? Ve hayalini kurduğunuz şeyi hayata geçirebiliyor musunuz? Artık insanlar bununla ilgileniyor. Artık insanlar hayal kurup bu hayali hayata geçiren insanlara saygı duyuyor. Onlara önem gösteriyor, onlara değer veriyor. Bir üniversite bitirip maaşlı çalışan olmaktansa kendi hayallerinin peşinde koşup bir şeyler üretmek, hayata bir şeyler sunmak çok daha mantıklı, çok daha gerçek geliyor bana. Doyurucu geliyor. Bir, üniversite. Üniversite okumak artık bir şeyler başardığınızı veya bir şeyler başarabileceğinizi gösteren bir kıstas değil. İki, evlenmek, çocuk yapmak. Eğer gerçekten duygusal bir erkekseniz, duygusal bir kadınsanız ve hayaliniz evlenip çocuk yapmaksa benim buna hiçbir itirazım yok. Ama bunu bir amaç olarak görmek
hata. Çünkü 19. yüzyıl mentalitesi bize evliliğin bir amaç olduğunu gösteriyor. Üniversiteyi okuyorsunuz, askerliğinizi yapıyorsunuz ve evleniyorsunuz. Ve çocuk yapmanın da bir yaşı vardır. Hani 25-26 yaşına kadar çocuğunu yapmış olman gerekiyor. Dünya artık 19. yüzyıl gelenekleriyle, mentalitesiyle yaşanabilecek bir dünya değil. Bu çağ öyle bir çağ değil. Eğer gerçekten evlenmek istiyorsanız, içinizde bu varsa tabii ki evleneceksiniz. Tabii ki çocuk yapacaksınız. Ama bunu bir amaç olarak değil. Bunu gerçekten istediğiniz için, gerçekten birini sevdiğiniz için yapın. Bir başka mesele arkadaşlar. Hayatta bir şey başarabilmiş insanları tabii ki dinleyin. Enişteniz diyelim ki milyonerdir veya işte teyzeniz çok büyük bir fabrika kurmuştur ve o fabrikanın başındaki kişidir, çok başarılıdır. Teyzenizi tabii ki dinleyeceksiniz. Bir şeyler başarmış, hayatta bir şeylere imza atmış olan insanları dinlemeniz gerekiyor, doğrudur. Ama hayatta bir şey başarmamış, sadece hayatını başkasına çalışarak geçirmiş ve size öğütler vermeye çalışan büyüklerinizi dinleyebilirsiniz. Ama onların beyninize girmesine sakın ama sakın müsaade etmeyin. Hayatta bir şeyler başaramamış insanların size bir şeylerin öğütlerini vermesi kadar saçma sapan hiçbir şey yok. Adam zaten bir şey başaramamış. Adam sadece başkasına çalışmış ve bu yolda emekli olmuş bir insan. Ve size öğütler vermeye çalışıyor. Size yol göstermeye çalışıyor. Yaptıklarınızla sizi eleştiriyor. Siz mesela bir şeylere imza atmak istiyorsunuz. Hayalleriniz var, bir şeylerin peşinden koşuyorsunuz ama o hayatta hiçbir şey başaramamış, sadece başkasına çalışmış olan kişi size gelip karşınıza dikilip size öğütler veriyor. O insanların beyninize girmesine asla ve asla müsaade etmeyin. Bu anneniz ve babanız dahi olsa. Tabii ki maaşlı bir çalışan olup yılda sadece 25 gün veya 30 gün izin alıp yılda sadece bir ülke gezmek. Hayattaki en büyük kaybınız. Gidebildiğiniz kadar ülkeye gidin. Görebileceğiniz kadar, tanıyabileceğiniz kadar kültür tanıyın. Dil öğrenin. Farklı ülkelerde insanlar neler yapıyor, nasıl yaşıyor? Bunların peşinden koşmak çok daha büyük kazançlar getirecektir. Başkasına çalışıp yılda sadece 20-25 gün izin alıp işte bulunduğunuz ülkenin çok az böyle dışına çıkıp gelmektense riskler alın. Gerekirse aktarmalı uçuşlar yapın ki biletler o zaman daha da ucuz oluyor. Dünyayı gezin arkadaşlar. Dünyayı gezin. Farklı kültürler tanıyın. Hayatınızı bir şirkete heba etmek ve o şirketin patronu ve sahibi hayallerini gerçekleştirebilsin diye gece gündüz çalışmak ve yılda sadece 20-25 gün izin yapıp tatile çıkmak bu hayattaki en büyük kaybınız. Ama patronunuz için en büyük kazanç. Hayatı, dünyayı ve gündemi sakın ama sakın haber bültenlerinden takip etmeyin. Çünkü haber bültenleri de kapitalizmin bir parçası olduğu için, bir kapitalizm ürünü olduğu için dünyayı yönetmek isteyenler sizin algınızla haber bültenleri üzerinden oynamak istediği için sizi haber bültenleriyle manipüle etmeye çalışıyor. Dünya gerçeklerini öğrenebilmek için haber bültenleri sizin rehberiniz olamaz. Sizin rehberiniz tarih, sizin rehberiniz kitaplar, sizin rehberiniz burası, düşünmek. Düşünebildiğiniz kadar varsınız. Kendinizi bir cep telefonu gibi düşünün, bir akıllı cihaz gibi düşünün. Sürekli güncellenmeniz gerekiyor. Mesela Android veya iOS ne diyor? Bu programı indirebilmek için bu sürüme ihtiyacınız var diyor. Bu sürümden öncesi bu programa sahip olmanıza engel diyor. Aynı şeyi işte ben de söylüyorum. Kendinizi güncellemezseniz, kendinizi yenilemezseniz 19. yüzyıl alışkanlıklarıyla, 19. yüzyıl gelenekleriyle 21. yüzyılda bir şeyler başarmayı ummak ve bunun hayalini kurmak aptallıktan başka bir şey değil. Bir cep telefonundan hiçbir farkınızın olmaması gerekiyor. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Pozitif kalmaya devam, üretmeye devam, düşünmeye, hayal kurmaya devam. 19. yüzyıl gelenekleriyle, doğrularıyla ve mentalitesiyle bu hayatta, bu çağda, bu düzende, bu dünyada bir şeyler başarmak neredeyse imkansız. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.